Merhabalar Yeliz'in Tarifleri kanalıma ve yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Sizlerle oldukça kolay, pratik, doyurucu bir tarif yapacağız. Bunun için dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına ve malzemelere geçiş yapalım. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru mayamız, 1 yemek kaşığı şekerimiz. Hepsini yoğurma kabıma alıyorum ve spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum ve mayanın erimesini sağlıyorum. Videomun başındayken hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, sosyal ağlarınızda paylaşmayı unutmayın. Bana bu şekilde çok güzel bir şekilde destek olabilirsiniz. Tariflerimin devamının gelmesi için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. 1 çay bardağı sıvı yağımızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine ayırmış olduğum 5 su bardağı undan bir miktar ekliyorum. Unun markasına ve kıvamına göre mutlaka hamurumuzun kıvamı değişecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuzu spatula yardımıyla yoğurmaya başlıyorum. Güzel bir şekilde hamurumuza unu yedirdikten sonra biraz daha un eklemesi yapıyorum ve spatulamı artık hamurun içerisinden çıkarıyorum. Dilerseniz bu aşamaya kadar elinizle de yoğurabilirsiniz. Dilerseniz spatula da kullanabilirsiniz. Ama spatula ile yapmak çok daha hızlı bir şekilde hamurun hazırlanmasını sağlıyor. Artık spatulamızı hamurun içerisinden çıkarabiliriz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unumdan bir miktar daha ekleme yaptıktan sonra güzel bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. En az 3-4 dakika yoğurmamız gerekiyor bu şekilde. Unumuzu lütfen kontrollü eklemeyi unutmayalım. Sert bir hamur olmasını istemiyoruz. Güzel bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzel bir şekilde yoğuruldu, kıvam aldı. Artık üzerine streç film kapatarak 40 dakika dinlenmesini sağlıyoruz. En az 30 dakika hamurun dinlenmesini sağlayalım. Oda ısısında beklettiğim hamurum 40 dakika sonrasında çok güzel bir şekilde mayalandı ve kabardı. Sonraki aşamalara geçiş yapabiliriz. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün gerekli malzemeleri ölçüleriyle beraber açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi masama getirdim. Yoğurmuş olduğum hamurumu hemen tepsime alıyorum. Yoğurma kabımda kalan hamur parçalarını da ekledikten sonra elimizle hamurumuzu bastıra bastıra şekil vermeye çalışıyorum. Güzel bir şekilde hamurumuza yuvarlak form verdik. Çok fazla inceltmemeye çalışıyorum. Güzel bir şekilde kabarsın diye. Çok fazla inceltirsek hamurumuz az kabaracaktır. Tekrar üzerine örtü örtüyorum ve 20 dakika mayalanmasını sağlıyorum. Tepsi mayası yapmayı sağlıyorum. Bir kalıp beyaz peynirimi karıştırma kabıma alıyorum ve çatal yardımıyla eziyorum ben peynir ve maydanoz kullandım. Siz isterseniz hangi malzemeyi kullanmak isterseniz patates olur, kaşar olur, sucuk olur, domates, biber olur. İstediğiniz malzemeyi iç harcını kullanabilirsiniz. Maydanozumuzu da peynirimizi ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. hazırlamış olduğumuz iç harcımızı bir kenara alıyoruz ve diğer işlemlerimize geçiş yapıyoruz. Tepsi mayası olan hamurumuzun örtüsünü alıyorum ve evimde bulunan kahve yanı bardağımla böyle üzerine bastırarak yuvarlak delikler açıyorum. Şekiller veriyorum. Küçük bir bardak tercih ettim. İsterseniz su bardağı ile de yapabilirsiniz ama Küçük bardakla yaptığınız zaman görüntü olarak çok daha şık görünecektir. Bardağı bastırdığımda kendi etrafında hafifçe döndürüyorum ve hamurun bardağa yapışmasına engel oluyorum. Sizlerde bu püf noktasına dikkat edebilirsiniz. Şekil verdiğimiz hamurumuzun üstündeki yuvalara hazırlamış olduğumuz iç malzemelerden yerleştiriyorum. Açmış olduğum yuvarlaklar küçük olduğu için iç malzememi yerleştirirken birazcık etrafa dağıldı ama hiç önemli değil. Her bir yuvarlığın içine peynir ve maydanoz karışımımla dolduruyorum. Dağılan peynir ve maydanoz karışımımı elimle toparlıyorum ve düzeltiyorum. Kanalıma ve tariflerime Nerelerden misafir olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Nerelerden kanalıma geldiğinizi yazarsanız, hangi şehirden, hangi ülkeden olduğunuzu yazarsanız, hangi ülkelerden, şehirlerden misafirim olduğunu yazarsanız yorumlar kısmına çok mutlu olurum. Aynı zamanda bana destek de olmuş olursunuz. Eğer tariflerimi yaparsanız lütfen yorumlar kısmına nasıl bulduğunuzu, nasıl bir sonuç aldığınızı yazmanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmından tarifleri inceleyen arkadaşlarıma fikir olacaktır. Yapıp yapmamaya karar vereceklerdir. Şunu söylemek istiyorum. Kendim yapıp denemediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Bizzat tattığım lezzetleri sizlerle paylaşıyorum. Bu anlamda gönül rahatlığıyla tariflerimi yapabilirsiniz. Peynir ve maydanozlu harcımı her bir yuvaya yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum küp küp doğramış olduğum kaşar peynirlerimi her bir yuvanın üzerine Tek tek yerleştiriyorum Piştiği zaman çok güzel bir görüntü elde etmiş olacağız İsterseniz eklemeye edebilirsiniz ama ben eklemenizi tavsiye ederim Biz bu işlemleri yaparken fırınımızda ısınmaya başladı Önceden ısıttığımız 175 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz Bir yumurta sarısının içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve güzel bir şekilde çırpıyorum Hamurumuzun boşta kalan yerlerine güzel bir şekilde yumurta sarımızı süreceğiz. Yağ ile güzel bir karışım elde edebilmek için birazcık uzun karıştırdım. Böyle dikkatli bir şekilde aralarda kalan kısımlara yumurta sarımızı sürüyoruz. İsterseniz susam da serpebilirsiniz ama ben susam serpmedim. Yumurta sarımızın hepsi bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Küçük bardak kullandığım için yuvarlaklar birbirine yakın olduğu için yumurta sarısını sürmekte birazcık e, uzun sürdü. Dilerseniz büyük bir bardakta kullanabilirsiniz, ama görüntü olarak çok güzel oldu. Artık yumurta sarısını da sürdükten sonra fırınımıza sürebiliriz ve fırınımıza girmek için hazır. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen takip ederek pişirelim. Fırından çıkardığımız görseliyle lezzetiyle şahane olan çöreğimizin üstüne temiz bir havlu örtüyoruz ve 5 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenmiş hamurumuzu kesiyoruz ve servis ediyoruz. Ben sizlere gösterebilmek için kesiyorum. Kolay çöreğimizin son halini izlerken ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Benimle buraya kadar geldiğiniz için, bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umuyorum her zaman burada uzun yıllar sizlerle beraber oluruz ve görüşme fırsatı buluruz. Yeni tariflerde buluşabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir görüntü elde ettik. O kadar sıcak ki şu an zor kestim ve zor tutuyorum elimde. Sizlere gösterebilmek için biraz acele ettim çok güzel bir şekilde pişti. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişti. Bir sonraki tarifte görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.